Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için MEP 3 adım TET denemelerinin soru çözümlerinden yapacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olmanızı bekliyorum sevgili gençler. Şimdi birinci deneme ile soru çözümümüze başlayalım. Bir hücrede aynı sayıda amino asit içeren farklı proteinler üretildi, tespit edilmiştir. Buna göre protein moleküllerinin birbirinden farklı olmasına verilen durumlardan hangileri neden olmuştur diyor. Arkadaşlar aynı sayıda amino asit içerdiğine göre amino asit sayısının farklı olmasını beklemeyeceğim. Hemen bakalım. Amino arasında kurulan bağ çeşidi peptit bağıdır ve bunun farklı olan çeşitleri yok. Hepsinde aynı çeşit peptit bağ kurulacağı için bunun protein çeşidinde etkisi yok. Sentezde şifre veren gen bölgesi farklı olduğu zaman farklı mesajcı RNA'lar sentezlenir ve bu mesajcı RNA'larla birbirinden farklı proteinler sentezlenir. Bunu alıyoruz. Yapılarındaki amino asit çeşitleri amino asit sayısı deseydi bu etkili olmayacaktı ama amino asit çeşitleri bu farklı proteinlerin oluşumuna neden olur? Çünkü proteinlerin birbirinden farklı olmasında aminasit çeşitlerinin farklı olması, aminasitlerin dizilişlerinin farklı olması ve aminasit sayılarının farklı olmasıdır. Burada aynı miktarda aminasit içerdiği için sayıyı almıyoruz, çeşit etkili olur. Şifre veren gen bölgesinin farklılığı da etkili olur. Hemen diğer sorumuza bakalım. Golgi organeli ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Gençler golgi organeli ökaryot hücrelerde bulunan tek zarlı organeldir. Bu organelin esas görevi salgılamadır. Salgı maddelerinin paketlenip salgılanmasında görev alır. Tükürük bezi, süt bezi gibi dokulara ait hücrelerde sayıcı fazladır. Tük, tükürük salgısı, süt salgısı gibi bu salgıların paketlenmesinde golgi görevli. Tek katlı zara sahip olup çok sayıda yassı keselerden oluşuyor. Bu bilgimiz de doğrudur gençler. Hücrenin zar yapısının oluşumunda görev alır. Golgi'de glikoprotein, lipoprotein gibi moleküller sentezleniyor. Bu moleküller hücre zarının yapısına katılıyor. Bu da doğrudur salgı proteinlerinin sentezini gerçekleştirir. Arkadaşlar Golgi'nin görevi salgılama yani salgıların paketlenip dışarıya atılmasında görev alıyor ama salgıların, salgı proteinlerinin sentezi protein sentezinin olduğu ribozom organelinde olacak. Ribozom organeli protein sentezi yapar, Golgi yapamaz. O yüzden yanlış olan bu. Lizozom organelinin oluşumunda hem Golgi hem de endoplazmik retikulum birlikte görev alır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Ekosistemde gerçekleşen azot döngüsü görselde verilmiştir. Şöyle bir kısa bakalım arkadaşlar. Azot döngüsünde topraktaki azot tuzlarının nitrat tuzlarının serbest azot olarak atmosfere verilmesini sağlayan denitrifikasyon bakterileridir. Bunlar Genelde heterotroftur. Bazı türleri kemosentetik olabiliyor. Bakteridirler, prokaryotturlar. O zaman e, devam edelim. Havanın serbest azotu, şimşek, yıldırımla, abiyotik yolla toprağa bağlanabilir. Veya rizobiyum bakterileriyle de toprağa bağlanabiliyor. Buna azot fiksasyonu ya da azotun bağlanması diyoruz. Amonyum şeklinde de toprağa bağlanabiliyor. Nitrat e, tuzları şeklinde de bağlanabiliyor. Ayrıca arkadaşlar çürükçülerin faaliyetleri sonucu amonyak oluşuyor. Amonyak daha sonra nitrite, nitrit ise nitrata dönüşebiliyor. Yani hayvanların dışkı gibi organik atıklarını, ölülerini ayrıştırıcılar amonyuma veya amonya, amonya parçalıyor. NH3 de olabilir. Bunlar daha sonra kemosentez yapan nitrit ile nitrite dönüştürülüyor. Nitrit de nitrat bakterileri ile nitrata dönüşüyor. Bu olaya nitrifikasyon diyoruz. Nitrifikasyonda görev alan canlılar kemosentez yapan ototrof canlılardır. Prokaryotturlar. Devam ediyoruz. Bu sayede toprakta nitrat tuzları oluşmuş bitkiler nitrat tuzlarını kullanarak fotosentezli ürünler oluşturuyor. Mesela amino asitin yapısına azot katılıyor. Vitaminin yapısına bunun gibi daha sonra heterotrop canlılar da bitkilerle beslenerek bu azot ihtiyacını karşılamış oluyor. Şimdi hemen sorumuzu inceleyelim. Azot döngüsü ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır diyor bize. Yanlış olanları arayacağız. Hemen bakalım. Ayrıştırıcılar inorganik atıklardan organik madde üretir. Arkadaşlar inorganik maddelerden organik maddeleri kemosentez yapan e, kemosantetik bakteriler veya ototrof olan fotosentetik canlılar yapacak. Organikleri inorganiğe dönüştüren ayrıştırıcılardır. O zaman bu ototroflara ait özelliği söylemiş ayrıştırıcılar heterotroftur. Bu olayı gerçekleştiremez. Nitifikasyon bakterileri azotlu inorganik bileşikleri oksitler. Evet nitifikasyon bakterileri Önce amonyağı oksitliyor, nitrite dönüştürüyor. Sonra nitriti oksitliyor, nitrata dönüştürüyor. Bu doğrudur. Denitifikasyon bakterileri topraktaki azot tuzlarının azalmasına neden oluyor. Çünkü topraktaki nitrat tuzlarını serbest azot olarak atmosfere veriyor. O yüzden topraktaki tuzlar azalmış oluyor. Yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız bir olur arkadaşlar. Hemen sorularımıza devam edelim. Bakterilerin sahip olduğu özelliklerden hangileri arkelerde de bulunur? Arkadaşlar bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan bulunurken arkelerde yalancı peptidoglikan bulunacak. Peptidoglikan bulunacak. O zaman bu ortak değil. Endospor oluşumu bakterilerde var fakat arkeler Endospor oluşturmuyor çünkü onların enzimleri ekstrem koşullara, zor koşullara dayanıklıdır. Genetik materyal olarak halkasal DNA her ikisinde var. O zaman bu ortaktır. Arkelerde halkasal DNA histon proteinlerine sarılıdır ama bakterilerde sarılı değil. Ortak olan sadece 3 olur arkadaşlar. Hemen sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıda soy ağacı verilmiştir. Verilen soy ağacında hangi kalıtım şekilleri geçerlidir diyor. Hemen buradan inceleyelim arkadaşlar. Şimdi X kromozomuna bağlı çekinik demiş. X kromozomuna bağlı çekinik dediği zaman arkadaşlar renk körlüğünü deneyebiliriz. Renk körlüğünde iki şeye çok dikkat edin. Eğer anne hasta ise kız erkek çocukları kesinlikle X küçük R genini hastalık genini kimden alacak anneden. Dolayısıyla bu erkek çocuğun hasta olması gerekiyor. Yine kız çocuk hasta ise babasının kesinlikle hasta olması gerekiyor. Baba hasta olmalıydı. O zaman bu olamaz. X kromozomuna bağlı baskın. Hemen inceleyelim. Burada e, büyük baskın taşındığı için. Şurayı x küçük a y alalım. Ee, anneye ise x büyük a bir tanesini küçük a alabiliriz. Baskın olduğu için bir tane büyük a olduğunda hasta olur. Bu kız çocuğu babadan da anneden de x küçük a'yı alıp sağlıklı olabilir. Bu kız çocuğu ise anneden büyük a, babadan küçük a olup hasta hasta olabilir. Erkek çocuk da anneden büyük a'yı alıp hasta olabilir. Bu erkek çocuk da anneden küçük A'yı alıp hasta olabilir. Yani X kromozomu erkek çocuğa anneden geçiyor, kız çocuğa bir tane X anneden bir tane babadan geçiyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu kadını yine büyük A küçük A da alabiliriz. Büyük A büyük A da alabiliriz. Biz büyük A küçük A alalım. Burada erkek çocuğa X büyük A aktarılıp babadan Y aldığı için hasta olabilir. Kız çocukta X büyük A'yı anneden, X küçük A'yı babadan alıp ne olabilir? Şunu şöyle gösterelim. Yine hasta olabilir. O zaman X kromozomuna bağlı baskın olabiliyor. Y kromozomuna bağlı olamaz. Çünkü bir hastalığın Y kromozomuna bağlı olabilmesi için Babada görülüp erkek çocuklara geçmesi lazım. Kızlarda görülmemesi lazım. O yüzden bu geçerli olmaz. Cevabımız yalnız iki olur arkadaşlar. Hemen işaretleyelim. Devam edelim. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Hayvansal bir hücre hipotonik çözeltide bir süre bekledikten sonra hipertonik çözeltiye alınmıştır. Verilen değişikliklerle ilgili doğru olanları soruyor. Arkadaşlar hipotonik çözelti demek az yoğun ortam demektir. Az yoğun ise suyu çok anlamına geliyor. O zaman hücre böyle ortama konulursa hücre ortamdan su alacak. Su aldığı için de ozmatik basıncı azalıp turgor basıncı artacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hipertonik ortam nasıl bir ortam? Hipertonik ise çok yoğun ortam demektir. Çok yoğun ortama konulan hücre ortama su verecek. Ortama su verir. Su verildiği için suyu azalan hücrenin ozmatik basıncı artar. Emme kuvveti artar. Yoğunluğu artar. Fakat turgor basıncı azalır. Şimdi bakalım. Hipotonik ortamda osmozla su alarak şişer. Evet hücre hipotonik ortamdan su alır dedik. Bu doğru. Hipertonik ortamda emme kuvveti artar. Hücrem su kaybettiği için emme kuvveti yoğunluk kozmatik basınç artar dedik. Emme kuvveti artar bu doğru. Hipertonik ortamda kalmaya devam ederse turgor basıncı artar diyor. Hipertonik ortamda su kaybettiği için hücremizin sonu, suyun azalmasıyla beraber turgor basıncı da azalacaktır. Artmayacak, azalır diyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.